okudunuz ve böylesine bir akademisyen yanınız ve böylesine köklü bir eğitiminiz sonrasında medya dünyasında bu artılarınızdan dolayı zorluklar çektiniz mi? Bu artılarımdan dolayı mı bilmiyorum ama bazı arkadaşlarım işte sen paraşütle geldin, sen tepeden indin, sen hak etmediğin halde geldin, zaten hak etmiyorsun, sen zaten sahtekarsın, sen zaten işte şusun busun diye hatta özür dileyerek söylüyorum ama yani bazen yalan söylediklerini bile bile bazı insanlar beni kabul etmek istemediler. Yani illa gazeteci olmak için gazetecilik yüksekokuluna gitmek gerekir, 25 senede bu mesleği yapmak gerekir, bu mesleğin dışında düşünce üreten başka hiçbir meslek yokmuş gibi bir tavır içindeydiler. İlginç olan tarafı da bu argümanları kullanan gazeteciler de kendi köşelerinde hiç düşünce üretmeyen gazeteciler. Yani onların işi sadece anladığım kadarıyla başkalarıyla uğraşarak, şahıs üzerinden konuşarak kendilerine bir gündem sağlamaktı. Bu zaman zaman beni üzdü. Hatta Hürriyet Gazetesi'nde ilk başta açık söyleyeyim ki tek sahip çıkan bana Ertuğrul Özkök'tü. Bana alışmaları arkadaşlarımın biraz zaman aldığı. Örneğin o kadar birbirimize böyle uzak dururmuşuz ki sonradan bazı arkadaşlar biz seni Nemrut bir adam olarak bilirdim dediler. Peki o Nemrut olmadı mı? Nereden anladınız? Aşk üzerine yazı yazıyorsun. Yani bakmışlar bu adamın suratından böyle yazı çıkmaz diye bir karara varmışlar. Ama sanırım her türlü meslekte bünyenin dışarıdan gelen bir faktörü kabul etmesinde biraz güçlük oluyor. Ama o dışarıdan gelen faktör medyada biraz özellikle Türk medyasında değişik bir tablo ortaya koyuyor. Çünkü her ne kadar medya, gazete olsun, televizyon olsun ve özellikle habercilik alanında yazın çizin insanların bulunduğu bir alan ve sektör kabul edilmekle beraber alaylı ve mektepli çekişmesi çok ciddi anlamda yaşandı. Her ne kadar tabii ilerleyen yıllarda bunun biraz yoğunluğunu kaybettiğini görsek dahi. Dolayısıyla sizin böylesine kapsamlı ve derinlikli bir eğitim sonrasında bu artılarınızdan dolayı zorluk yaşadınız mı sorusu bu düşüncemden aynen kaynaklanan efendim. Bir bakın soruydu. Ben üzülerek gördüm ki medya tabii ki çok büyük bir güç. Ama medyada var olabilmek için ilk önce entelektüel olmak lazım. Bir dostumuzun şeyidir. Maalesef medyada enteller. Yani entelektüelmiş gibi davranıp hiçbir şey okumayan, hiçbir şey araştırmayan ama medyanın kendisine sağladığı güçle de kendisini kanı gölgesinde yürüyormuş gibi hisseden dostlarımız, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Onlar kendilerinden farklı bir insan ortaya çıktığı zaman bundan hoşnut olmuyorlar. Mesela zaman zaman üzülerek görüyorum ki iyi yetişmiş genç insanlara karşı da negatif davranıyorlar. Yani onların da ortaya çıkmasına, onların da bir vasıf kazanmasına, hatta onların da motive edilmesine pek müsaade etmiyorlar. Tam tersine bunları nasıl demotive etsek de bu gençleri bu meslekten kaçırsak diye bir gayret var. Ben iddia ederek söylüyorum ki Türkiye'de bir sürü meslek değişti, çok büyük adımlar attı ama siyasetle medya maalesef son 10-15 yıldır galiba olduğu yerde sayıyor. Şimdi son 1-2-3 yıldır biraz daha kıpırdanma var. Yeni isimler ortaya çıkıyor. Bu işi uluslararası seviyede okuyan insanlar ortaya çıkıyor. Bakın televizyonlar kurulduğunda tek kaynak TRT'ydi. TRT'den olmayan herkese TRT'ci arkadaşlar kötü gözle bakarlardı. Haklı oldukları noktalar da vardı. Mesela bazı insanlar sadece güzel oldukları için haber spikeri oldular. Ama sonra bir müddet sonra baktık ki bu işin hakikaten mektebini okumuş, bu işe gönül vermiş, pırıl pırıl gencecik insanlar şimdi gelip bu sektörü dolduruyorlar. Sanırım yazılı basında böyle bir kapı eşiğinde bir müddet sonra kimse bizim suratımızı dahi hatırlamıyor. Estağfurullah. Şimdi siz insan kaynakları üzerinde uzmanlaşmış bir kişi olarak medyanın içinde de yer almanızdan dolayı medyanın aslında en temel kaynağı olan insan faktörünü
rasyonel, verimli, randımanlı şekilde kullandığını düşünüyor musunuz? Şimdi ben tabii medyanın idari işler açısından nasıl yönetildiğini bilen bir insan değilim. Orada duyduğum, ettiğim, eskiden başarısız gazeteciler idari bölüme giderlermiş ve idareci olurlarmış. Ama son zamanlarda ben mesela çalıştığım müessesede de görüyorum. Gerçekten sektör dışından konusunun gerçek uzmanı insanlar, kendilerini de başka yerlerde ispat etmiş insanlar geliyorlar idari bölüme. O bölümle ilgili fazla bir şey söylemek istemem. Ama yazı işleri bölümüne baktığımız zaman dünyada hemen hemen her meslek dalında kariyer planlaması, iş analizi, insan analizi, performans değerlendirilmesi, eğitim, yetiştirme gibi faktörler olduğu halde Türk medyasında hala usta-çırak ilişkisi, ustanın artık kendi kapasitesi dahilinde kaprisine ve bilgisine dayanma süreci, ters düşmeme kaygıları. Hatta bunu daha amiyane tabirle birinin adamı olma raddesine bile getirmek zaman zaman prim yapabiliyor. Şaşkınlıkla çok doğru bir şeye parmak bastınız. Yeni biri geldiği zaman Hürriyet'te hemen kimin adamı diye konuşuluyordu. Ben de şaşırıyordum. Ya yani bir buraya bir genç veya bir insan kendi ayaklarıyla gelip kendini ispat edip kendi işe giremez mi diye. Bu konuda yine de söylemek isterim ki Hürriyet Gazetesi son dönemlerde, yani son birkaç yıldır çok radikal kararlar veriyor. Yani ben başta olmak üzere bir takım köşe yazarlarıyla ilgili olarak Ertuğrul Özköy risklere girdi. Bazı yani hanımefendilere kadın olduğu için gazeteci olamaz. İşte şarkıcı olduğu için gazeteci olamaz veya şu konuyu yazdığı için. Şimdi bu Türkiye'de yani bir politbüro var sanki. Bu politbüro kimin köşe yazarı, kimin gazeteci olabileceğini ve onların hangi konulara yazıp hangi konuları yazamayacağını şey yapıyor. Peki bugün bu değişti mi? Bence büyük çapta bir değişimden geçiyor. Yani eski negatif hava yok. Hatta, ama hala o örneklere baktığımızda, yani şu an için geçerli olan örneklere baktığımızda hala kadınların belli konularda yazan yazarlar olarak kabul edildiğini söylesek çok da yanlış olmaz diyorum bugün için. Ama yani bakın Hürriyet Gazetesi'nde bir sürü hanım arkadaş veya tıfıl gençler giderek kendi köşelerini, kendi resimli haberlerini koymaya başlıyorlar ve okur daha keyifli haberlerin, daha doğrusu haber analizlerin gençlerden geldiğinin farkında. Ben bunu çok duyuyorum. Yani Pakize Suda hanımefendi, ben onun yazılarını okurken bayılıyorum. Yani onundaki zeka böyle örneklerini gördükçe. Bazen kıskanıyorum ya, benim mesleğim yani siyasete bakmak iken o nasıl bu kadar bir ince gözlükle bakıyor diye. Ve giderek bu insanlar kendilerini ispat ediyorlar. Ve bu politbüronun, yani bunu savunan arkadaşların, abilerimizin ve bizden 2-3 sene evvel bu mesleğe gelenlerin giderek argümanları zayıflıyor. Ve dikkat edin, Türkiye'de sırf medyada değil, her türlü konuda her kim statükoyu savunuyorsa onun argümanları giderek bu işi yapamaz, edemez, vatan haini, bu zaten bilmiyor gibi artık 19. yüzyılda, arada bir de 20. yüzyıl geçti, kalan argümanlara başvuruyorlar. Öte yanda da genç insanlar, hanımefendiler, beyefendiler de aldılar başlarını gidiyorlar. Bugün Türkiye'nin çok etkin mesela hanım köşe yazarları var değil mi? Çok etkin, karşısına çıktığınız zaman titrediğiniz televizyoncuları var. Bunların hepsi de hanımlar, bunlar gençler. Üstelik güzel olmanın da akıllı olmaya hiç engel olmadığını gösteriyorlar. Böyle ve tabii diliyoruz ki sayıları da her gün İnşallah, her gün tabii. Yani normal bir dağılıma tabi olacaktır. Hı.